Bu dörtlükte numaralanmış sıfat türlerinden hangileri yoktur? İşaret sıfatı hangi sorusuna yanıt veriyor biliyorsunuz? Adlaşmış sıfat arkadaşlar bir sıfat tamlamasında isim düşer ve sıfat oradan ne olur? Adlaşır. Soru sıfatı, niteleme sıfatı biliyorsunuz nasıl sorusuna yanıt veriyor ve belgisi sıfat tam olarak neyin önüne geldiğini belli belirsiz bildiren sıfatlardır. Bakalım. Seni ben unutmak istemedim ki uzayan yollara neden inandın? Nasıl yollar? Uzayan yollar. Burada bir niteleme sıfatı olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla niteleme sıfatı var. Evet, sevenler verdiği sözden döner mi? Sevenler derken seven insanlar demek istiyor arkadaşlar. Burada insan ismi düşürülmüş ve seven ifadesi adlaşmış, adlaşmış sıfat olduğunu da gördük. Şu yalan yıllara neden inandın? Şu yalan yıllar hangi yalan yıllar? Şu yalan yıllar. Burada bir işaret sıfatı olduğunu da görüyoruz. Burada ne yok arkadaşlar? Soru sıfatı ve belgisiz sıfat yok. Yani 3 ve 5. Burada neden sorusu var ama soru zarfıdır arkadaşlar. Belgisiz sıfat zaten yok. Cevabımız şöyle 3 ve 5 olacak dediğim gibi. Yani denizli şıkkı. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Her şey bana seni hatırlatır unutmak isterken. Hatırlatır yüklem. Ne hatırlatır? Her şey. Özne. Kimi hatırlatır? Bana dolaylı tümleç. Evet. Kimi hatırlatır? Seni belirtili nesne arkadaşlar. Nasıl hatırlatır? Unutmak isterken zarf tümleci. Bakın bu şekilde baktığımda Zarf tümleci sonda olacak zaten bu yüzden A ve B'yi elerim. Evet, zarf tümleci, yüklem, nesne, dolaylı tümleç ve özne cevabın E şıkkı olması gerekiyor. Ezgi altını çizdiği türemiş sözcüklerin hangisinde bir yanlışlık yapmıştır? Bakıyoruz arkadaşlar. Türkçe öğretmeni sözcükte yapı çalışması yapmak üzere aşağıdaki parçayı tahtaya yazmış ve Ezgi'den türemiş sözcüklerin altını çizmesini istemiştir. Bre Azrail dediğiniz ne kişidir ki adamın canını alıyor? Bakalım arkadaşlar şöyle bir tahlil edelim. Demek dık dik ve iniz şeklinde açabiliriz bunu. Ya Kadirallah birliğin varlığın hakkı için Azrail'i benim gözüme göster birliğin derken arkadaşlar ne yapıyoruz? Şu şekilde açıyoruz. Evet. Ee, savaşayım derken bakın arkadaşlar sav böyle söz, atışma, tartışma gibi bir anlama geliyor. Savaşmak a ve şu şekilde açabiliriz. Evet, mücadele edeyim, güzel yiğidin canını kurtarayım. Kurtarayım ifadesine bakıyorsunuz. Kurtarmak a y ve ım şeklinde açarız. Çekildi ifadesine bakıyoruz arkadaşlar. Çekmekten çekilmek çekildi. Şimdi ne istiyor bizden? Türemiş sözcüklerin hangisinde bir yanlışlık yapmıştır? Türemiş sözcük arkadaşlar en az bir tane yapım eki alması demektir. Bakalım. Dediğiniz derken buradaki dık dik bir sıfat fiil ekidir ve fiilimsiler arkadaşlar yapım ekidir. Dolayısıyla dediğiniz ifadesi kesinlikle türemiştir. Birliğin derken lık lık arkadaşlar bir yapım ekidir. Dolayısıyla türemiştir. Savaşayım derken sav kendi aralarında atışma, haber söz gibi bir anlama geliyor. Savdan savaşmak bizim için yapım eki aldığı için türemiş sözcüktür. Çekmek, çekilmek gördüğünüz gibi yapım ekidir arkadaşlar ve türemiş sözcüktür. Kurtarmak fiil kökü. Üzerine gelen e, a istek kip arkadaşlar. Üzerine gelen ım, im de birinci tekil şahıs eki. Kip ekleri ve şahıs ekleri arkadaşlar birer çekim ekidir. Dolayısıyla kurtarayım ifadesi türemiş sözcük değildir. Yapısı bakımından nasıldır? Basit bir sözcüktür. O halde cevabım kesinlikle C şıkkı. Bu sözcükten sonra aşağıdakilerden hangisi getirilirse bir takım sözcüğünün yazımı yanlış olur? Arkadaşlar, bir takım sözcüğü eğer herhangi anlamına gelirse kesinlikle bitişik yazılmalı. Şöyle bitişik diyorum. Ama buradaki bir sayı anlamını verirse kesinlikle o durumda ayrı yazılmalı. Bakalım. Bir takım insanlar maalesef çevreye karşı yeterli duyarlılığı göstermiyor. Herhangi insan grubundan bahsediyor. Dolayısıyla bitişik doğru. Bir takım ancak bu kadar korkak futbol oynayabilir. Buradaki bir takım Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş herhangi bir futbol takımından bahsettiği için arkadaşlar kesinlikle buradaki bir takım nasıl yazılmalıydı? Ayrı olmalıydı. Dolayısıyla cevabım B olur. Bir takım sağlık sorunları yaşıyordu son zamanlarda. Yani tam olarak kaç sağlık sorunu olduğunu ya da niteliğini bilmiyoruz. Buradaki bir takım herhangi anlamını verdiği için bitişik yazılmalı doğru. Bir takım kağıtlar çıkarıp imzalamamı söyledi. Bir takım kağıtlar dediğimizde arkadaşlar yine aynı şekilde tam olarak kaç tane kağıt olduğunu anlamadığımız için herhangi anlamını verdiği için bitişik bir takım anlaşmazlıklar çıktı miras paylaşımında derken herhangi anlamını verdiği için bitişik dediğim gibi cevabımız Bursa. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işaretinin kullanımı yanlıştır? Bakalım. İzmir'den İstanbul'a 3 saatte gitmiş. Bilmediğimiz, şüphe duyduğumuz şeylerde arkadaşlar soru işaretini kullanabiliriz. Dolayısıyla Böyle bir amaçla kullanıldığı için A şıkkı doğru. Bunca yıldır neden hiç arayıp sormadın derken direkt soru sormuş. Soru sorduğu için soru işaretini kullanması gerekiyordu. Dolayısıyla B şıkkı da doğru. Bu iş hakkında nedir düşünceleriniz derken yine gördüğünüz gibi soru sormuş. Soru sorduğu için soru işareti gelmesi gerekiyor. Öncelikle nasıl bir ev almayı düşünüyorsunuz derken yine soru sormuş. Gördüğünüz gibi soru işareti gelmesi gerekiyor. Akşamki davete gitsem mi, gitmesem mi bir türlü karar veremedim. Arkadaşlar burada direkt soru sormuyor. Burada kendi düşüncesini dile getirmiş. Akşamki davete gitsem mi, gitmesem mi karar veremedim. Eğer burada bırakmış olsaydı olayı soru işareti getirmeliydik ama bir türlü karar veremedim ifadesindedir vurgu ve Türkçe'de biliyorsunuz vurgu her zaman son sözcüklerde. Dolayısıyla burada nokta getirmesi yeterliydi. Cevabımız e. Bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır? Öncelikle isim tamlaması mı, sıfat tamlaması mı olduğuna bakmamız lazım arkadaşlar. Eğer ki isim tamlaması ise bu sefer de belirtili mi, belirtisiz mi, zincirleme mi olduğuna bakmamız gerekiyor. Evet, bakalım. Güneş ışınları, ne ışınları? Güneş ışınları arkadaşlar. Belirtisiz isim tamlamasının sorusudur ne sorusu. Dolayısıyla burada bir belirtisiz isim tamlaması var. Ve devam ediyorum. Yabancı cisim, nasıl cisim? Yabancı cisim. Nasıl sorusu bana niteleme sıfatını veriyordu. Burada bir niteleme sıfatı var. Yani sıfat tamlamasıdır bu. Şöyle sıfat tamlaması. Tehlike anı, ne anı? Tehlike anı belirtisiz isim tamlaması. Göz çukurunun üstü. Göz çukurunun üstü. Göz, çukur, üst hepsi isim. Üç tane isim yan yana gelmiş ve zincirleme isim tamlamasını oluşturmuş. Zincirleme it diyorum. Gözün yüzeyi, neyin yüzeyi, gözün yüzeyi belirtili isim tamlamasını oluşturmuş. Dolayısıyla arkadaşlar baktığımda evet isim, isim, isim ve isim tamlamaları. ikiye baktığımda sıfat tamlaması olduğunu görüyoruz. Cevabımız B. Aşağıdakilerden hangisinde o ve onlar farklı görevde kullanılmıştır? Farklı görev diyorsa arkadaşlar isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç olarak bakmamız gerekiyor. Ama o ve onlar genellikle sıfat ya da zamir olup olmadığı soruluyor. Çünkü birbirine yakın bunlar. Bakalım. O ve onlar zamirleri bir insanı anlatıyorsa kişi zamiri İnsan dışındaki bir varlığı anlatıyorsa işaret zamiri bakalım. Onun bu gelişmelerinden hiçbirinden haberi yok. Onun bu gelişmelerinin hiçbirinden haberi yok dediğimizde bir insandan bahsediyor. Bu kişi Ali olmuş olsun. Dolayısıyla burada kişi zamiri olduğunu anlıyoruz. Bundan sonra olacakları onlar düşünsün, aliler düşünsün gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla burada da kişi zamiri olduğunu söyleyebiliriz. Sanırım bu sorunun çözümü için onlar da epey uğraştılar. Öğrencileri kastetmiş olsun. Dolayısıyla yine kişi zamiri olduğunu söyleyebiliriz. Sen onu benim külahıma anlat. Onu derken o olayı, o hikayeyi, ne bileyim o soruyu. Buradaki onu ifadesi cansız bir şeyin yerini tuttuğu için işaret zamiri olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Babamın ölümünden sonra sıkıntılı her günümüzde yanımızda olduğu için ona hepimiz minnettarız. Ne olmuş olsun mesela babamın ölümünden sonra amcam yanımızdaydı olmuş olsun. Buradaki ona amcam sözcüğünün yerini tuttu. Yani bir kişiyi kastettiği için yine kişi zamiri olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olacak. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmamıştır? Bu tatil size çok iyi gelecek. Tadını çıkarın. Neyin tadını çıkarın arkadaşlar? Tatilin tadını demek istiyor. Burada bir tamlayan eksikliği görüyorsunuz. Dolayısıyla kesinlikle burada bir tamlayan eksikliği var. Biri eledim. Bu ev insana huzur veriyor. Her zaman gelmek istiyorum. Fakat kimse nedense tercih etmiyor. Bakın. Bu ev insana huzur veriyor. Buraya her zaman yani bu eve ya da buraya bu eve her zaman gelmek istiyorum. Fakat nedense kimse burayı tercih etmiyor ya da bu evi tercih etmiyor. Burada gördüğünüz gibi hem dolaylı tümleç eksikliği hem diğer cümlede de nesne eksikliği olduğunu gör görmektesiniz. Burada da bir anlatım bozukluğu var. Kediler için kontağı çevirmeden lütfen kaputa vur derken bir yer değişikliği yapılması gerekiyor. Şöyle olması gerekiyordu. Kontağı çevirmeden kediler için lütfen kaputa vur derken arkadaşlar burada bir yerleşme söz dizimi yanlışı yapılmıştır. Üçü de bundan ötürü eliyorum. Bana söz vereceksin ve bir aksilik çıkarsa kesinlikle arayacaksın. Şimdi bana söz vereceksin. Zaten kesinlik anlamı katmış. Arayacaksın kesinlik anlamı katmış. Buradaki kesinlikle gereksiz kullanılmış. Bunu da eliyorum. Burada güzel bir başlangıç yapıp yeni bir hayat kuracağız derken arkadaşlar herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Cevabım bundan ötürü Edirne olur. Bu parçadan numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle yüklemi isim tamlaması olan kurallı bir isim cümlesidir. Bakalım. Türkiye'de en sık tüketilen yöresel peynir çeşitlerinden biri olan ezine peyniri isminden de anlayacağınız gibi Çanakkale'nin Ezine ilçesine özgü bir süt ürünüdür. Nasıl bir süt ürünü? Çanakkale'nin Ezine ilçesine özgü bir süt ürünü arkadaşlar. Bu şekilde ben buraya baktığımda aslında süt ürünü ifadesi belirtisiz bir isim tamlamasıdır. Dolayısıyla önüne bir sürü sıfat gelmiş. Evet yani yükleme isim tamlaması olan kurallı bir isim cümlesidir. Süt ürünü belirtisiz isim tamlaması yüklemdedir ve kesinlikle arkadaşlar nedir isim cümlesidir diyorum. Adana şıkkını eledim. İkinci cümle birden fazla yan cümlecikten oluşan girişik birleşik cümledir. Yan cümlecik arkadaşlar fiilimsi demektir kısaca. O halde bakalım. Ezine peyniri eşsiz bir aroması ve lezzeti olan kahvaltı sofralarına en çok yakışan bir peynir çeşididir. Gördüğünüz gibi iki tane fiilimsi buldum. İki fiilimsi demek iki yan cümle demektir ve cümlenin içerisinde fiilimsi varsa ona da biz girişik birleşik cümle diyoruz. Dolayısıyla B şıkkı da doğru. Üçüncü cümlede yüklem etken ve geçişsizdir. Öznem gerçek ya da gizli özne ise fiilim etken. Öznem ne, özür dilerim fiilim neyi sorusunu kabul etmiyorsa ve onu zamirini kabul etmiyorsa geçişsizdir. Bakalım o halde. Ezine peynirini aynı zamanda makarnalara ya da hamur işlerine de ekleyerek tüketebilirsiniz. Siz tüketebilirsiniz diyebiliyorum. Dolayısıyla öznem gerçek özne olduğu için Yüklemim kesinlikle etken ve onu tüketebilirsiniz diyebiliyor muyum arkadaşlar? Diyebiliyorum. O halde yüklemim yani fiilim geçişsiz değildir, geçişlidir. Çünkü onu sorusunu sorduğumda gayet mantıklı oluyor. Ya da bakın onu tüketebilirsiniz diyebiliyorum ya da neyi tüketebilirsiniz diye sorabiliyorum. O halde geçişli bir fiildir. Cevabım C. Ama diğerlerine de bakalım. Dördüncü cümlede hem edat hem bağlaç kullanılmıştır. Bakıyoruz. Lezzeti ile Türkiye yayılan ezine peynirinin en önemli farkı yalnızca Kaz Dağları'nın belirli yörelerinde doğal kaynaklarla le, la, edat beslenmiş inek, koyun ya da ya da arkadaşlar bağlaç D şıkkı da doğru. Beşinci cümlede birden fazla fiilimsi vardır. Bakalım kalitesini ve lezzetini özel olarak olarak erek arak zarf fiil yetiştirilen en ansıfat fiil, sütünden alan en ansıfat fiil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla fiilimsi var. Bu da doğru. Cevabımız C. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Lale Devri Osmanlı Devleti'nde 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Çantlaşması ile başlayıp 1730 yılındaki Patrona Halil İsyan'ı ile sona eren dönemdir. Demiş ki bir isim cümlesidir. Arkadaşlar e, bu yüzden bu tarz sorularda yükleme bakmam gerekiyor. Dönem, isim, dönemdir. Ekelem alarak yüklem olmuş ve isimdir. Dolayısıyla yüklem isim olduğu için isim cümlesi olduğunu söyleyebiliriz. Basit bir cümledir demiş. Basit cümle ise eğer cümlenin içerisinde kesinlikle fiilimsi olmayacak ve tek yüklem olacak cümlede tek yüklem olacak bir de fiilimsi olmayacak. Ama baktığım zaman başlayıptaki ıp ip zarf fiil sona erendeki eren en an arkadaşlar sıfat fiil ki imzalanandaki en an sıfat fiil ki Cümlenin içerisinde fiilimsi olduğu için biz buna basit cümle diyemeyiz. Cevabımız B. Kurallı bir cümledir. Yüklem sonda olduğu için kurallı. Birleşik cümledir. Cümlede fiilimsi olduğu için arkadaşlar birleşik. Olumlu cümledir, e dönemdir. Herhangi bir olumsuzluk eki almamış. Bu da doğru. Cevabımız B şıkkı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi çatısı bakımından geçişsizdir? Arkadaşlar geçişsiz fiil onu zamirini kabul etmiyor. Ya da geçişsiz fiil neyi ve kimi sorularını kabul etmiyor. Bakalım o halde. 9 yıllık adamlarının iki gün içinde birden ahlakları bozulmuştu. Onu bozulmuştu diyebilir miyim? diyemem arkadaşlar. Ne bozulmuştu diyebilirim? Ahlakları bu da benim için özne olur, nesne olmaz. Neyi kimi sorusu biliyorsunuz nesnenin sorusudur. Yani geçişli fiiller nesne alabilen, geçişsiz fiiller nesne alamayan sorulardır. Gördüğünüz gibi nesne alamamış arkadaşlar. Bu yüzden cevabım yüksek ihtimalle A olur. Ama diğerlerine de bakalım. iyi kendi diş fırçasıyla ağzını yıkarken Gülter'i kilerde reçel kavanozunu boşaltırken görmüştü. Kimi görmüştü? Onu. Onu görmüştü, neyi görmüştü diye sorabiliyorum. Dolayısıyla görmek fiili nasıl bir fiildir? Geçişli bir fiildir. Mehmet'i et günü olmadığı halde bol bir sahan külbastı yerken yakaladı. Kimi yakaladı? Onu ya da onu yakaladı zaten diyebiliyorum. Yine geçişli bir fiil. Bir hafta içinde adamlarının 15'ten fazla hırsızlığını, yolsuzluğunu tespit etti. Onu tespit etti. Neyi tespit etti diye sorabiliyorum arkadaşlar. Yine geçişli bir fiil olduğunu görebiliyorsunuz. Bütün bunları görünce o gün evin her tarafını kilitledi. Neyi kilitledi? Evin her tarafını ya da onu kilitledi diyebilirim. Yine geçişli bir fiil görmektesiniz. Cevabım aşıkkı olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez içerisinde verilen ses olayının örneği yoktur? Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Ünlü aşınması demiş arkadaşlar. Ünlü aşınmasında iki tane Ünlünün çakışması mesela şu ve öyle sözcükleri çakıştığı zaman arkadaşlar buradaki u gider iki tane ünlü çakışmasından şöyle ifadesi ortaya çıkar ve biz buna ünlü aşılması diyoruz. İki ünlünün karşılaşması ve birinden birinin gitmesi gerekiyor. Nasıl sözcüğüne baktığınızda ne asıldan geliyor dolayısıyla buradaki ne gitmiş burada ünlü aşılması var. Devam ediyoruz. Biz ancak ölüm ayırır diyordun bana. Ünlü daralması. Arkadaşlar de diyor buradaki e ne oldu? i'ye dönüştü. Biliyorsunuz sonu e-a ile biten fiiller yor şimdiki zaman kipini aldığında kökteki e-a-ı-i-u-ü'ye I, daralır. Burada da gördüğünüz gibi i'ye daralmış. Ünlü daralması var. B'yi de eledim. Bu kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana hem bana yazık değil mi derken kökte ünlü değişimi Türkçe'de sadece iki sözcükte oluyor. Sana bana yani ben evet yönelme halekini aldı. Bana olmaz da ne olur? Bakın bana olur. Kökteki e ünlüsü neye dönüştü? Bakın gördüğünüz gibi a'ya dönüştü. Burada da kökte ünlü değişimi yaşanmış. Geceler çok soğuk, geceler sessiz. Nasıl yaşarım şimdi ben sensiz derken? Ünsüz türemesi demiş arkadaşlar. Sessiz ifadesine bakıyorsunuz. Ses, siz. Sızsız yapım eki almış arkadaşlar. Dışarıdan herhangi başka bir ses gelmediği için ben buna ünsüz türemesi diyemem. Burada ünsüz türemesi yok. Cevabım bu yüzden Denizli. Ne senin ne de bir başkasının gücü yeter içimdeki sevda ateşini söndürmeye derken. Ünsüz yumuşaması demiş. Güç şöyle baktığınızda güç gücü buradaki Ç'ye dönüşmüş yumuşama var. Cevabım dediğim gibi Denizli.